İyi akşamlar. Atatürk'ün yakın çevresinde bulunmak, sofrasına katılmak, o büyük insanın takdirini kazanmak. Kaç kişi bu mutluluğa ermiştir ve kaçı 100. doğum yıl dönümünü kutladığımız bugün aramızdadır. Bir akademi niteliği taşıyan Atatürk'ün sofrasında genç bir doktor olmasına rağmen bulunan ve yakinen tanıdığımız Ordinaris Profesör Doktor Sayın Sadi Irmak, Atatürk'ten Anılar programının bu akşamki konuğu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim ben öncelikle hiç kimseye sormadığım bir şeyi size soracağım. Yaşınızı soracağım. Çünkü sayın seyircilerimiz kuşkuya kapılabilirler. Bu kadar dinç, genç görünen bir insan acaba Atatürk'ün sofrasında gerçekten katıldı mı diye. Kaç yaşındasınız efendim? Görüşünüze teşekkür ederim. Tam 77 yaşındayım. Evet. Konuyla ilgisi olmamakla beraber bu dinç kalmanın, genç kalmanın bir 60 gösteriyorsunuz çünkü. Bir reçetesini verebilir misiniz? Evet, basit bir reçete söyleyebilirim. Bedeni ve beyni idmansız bırakmamak. Bunun gerçekleşmesi için muayyen dozlarda spor yapmak ve beyin için de her gün yeni bir şey öğrenmeye çabalamak. Evet. Bunu tavsiye ederim herkese. Herkese. Bu tavsiyelerinize herkes uysun ve sağlıklı ve uzun yaşasın. Size de uzun ömürler dileyelim. Teşekkür ederim. Bu akşamki konuğumuz Ordinaris Profesör Doktor Sadi Irmak. Biraz önce de kendilerini belirttiği gibi 1904 yılında Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Seydişehir'de yaptıktan sonra lise öğrenimi için Konya'ya geldi. Mahmut Sadi'nin lise öğrenimi gördüğü 1920 yıllarının Anadolu'su karışıklıklar, ümitsizlikler, iç ayaklanmalarla çalkalanmaktadır. O yılların tek umut ışığı bir süre önce Ankara'ya gelen ve Büyük Millet Meclisi'ni kuran Mustafa Kemal'dir. Küçük Mahmut Sadi, babasının başkanı olduğu Konya Müdafaa-i Hukuk Müzaheret Alayı'nda gönüllü erdir. 4 Ağustos 1920, Konya için önemli bir gün, Mustafa Kemal Konya'yı ziyarete gelir. Mahmut Sadi Beyefendi bir an kendisini o büyük insanın karşısında bulur. Efendim, genç bir öğrenci için herhalde unutulamayacak bir an. Hiç şüphe yok. Mümkün olsaydı darısı hepinizin, bütün kuşakların başına derdim. Evet. 4 Ağustos 1920'de Atatürk'ün Mektebi Sultani, o zamanki adıyla, ya teşrif edeceği söylendi. Ve hocamız, edebiyat hocamız, o zamanki usule göre hazırladığı bir hoş geldin nutkunu okutmak üzere öğrenciler arasında da, yine o zamanki geleneğe göre bir sınıf birincisi olarak bana verildi bu görev. Hemen söyleyeyim ki mektebimiz resmen 12 sınıflı olmakla beraber ben 10. sınıfın başında bulunuyordum. 11. 12. sınıflar harpte tükenmişti. Hepsi şehittirler. Hiçbirisi dönemedi. Atatürk geldi ve benim nutuk söylememe de fırsat hasıl oldu. Yazılı olan nutku okuyorum. İlk cümleleri tebessümle, sevgiyle, teşvik eden bir eda ile izliyordu. Ve ben de çok mutlu oluyordum tabii. Fakat konuşmamın bir yerinde hocamın yazdığı cümleyi aynen okumak mecburiyetinde kaldım. Bugün olsa acaba o cümleyi atlar mıydım? Onu da iddia edemem. Bu cümle şuydu. Tarih seni Yavuzların, Selimlerin, Kanunilerin yanına koyacak. O ana kadar sevgiyle, neşeyle konuşmamı izlemekte olan Atatürk'ün yüzü birdenbire çelikleşti. Ve ben bir pot kırdığımın çok da geç maalesef farkında oldum. Bundan sonraki kısmı söylemekte ne bende cesaret kaldı, ne de Atatürk'te bir zevk kaldı. Geveledim, bitirdim. Atatürk hemen söz aldı ve hiç hatırımdan çıkmayan şu cümleleri söyledi. Gençler, bu millet sizi yetiştiriyor, bu millete layık olmaya bakın. Bu iki cümle çivi gibi beynime çakıldı o günden bugüne kadar. O gün Atatürk valinin ziyafetinde haber alıyoruz. Bu hadiseden bahsetmiş, üzgünlüğünü söylemiş ve çocukları padişahçı değil, milliyetçi yetiştiririz demiştir. Bu hadisenin
önemi şurada. Daha o tarihlerde İstanbul'da padişah yerinde oturuyor. Halife sıfatını da taşıyor ve akıbeti de belli değil daha. Şunu gösterir ki Atatürk 1920'de kararlı. Aslına bakarsanız milli devleti kurmak için 1907'den beri kararlı. Bu hususta elimizde kesin belgeler var. Nedir kayıt o belge efendim? Efendim Ali Fuat Paşa'ya Mustafa Kemal'in verdiği bir sır. O zamana göre bu bir sır tabii. Türkiye'nin ahdisi ne olacak meselesinde. Misak-ı Milli haritasını çizmiştir. 1907'de. Dikkatinizi bu rakama çekmek isterim. Ve Türkiye'nin hayat hakkının ancak milli bir devlet olmak kaydı şartıyla bulunabileceğini söylemiştir ve çok defa tekrarlamıştır. Bunun önemi şuradadır ki 1907 Türkiye'sinde böyle düşünen kimse yok Atatürk'ten gayri. O zaman yüzbaşı Mustafa Kemal Efendi. Düşünenler, vatanın kurtuluşunu düşünenler bir takım reçeteler söylüyorlar. Bir reçete pan-Türkizm yapmak. Ziya Gökalp'ın başkanlığında bütün Türkleri bir sancak altında. Diğer bir reçete pan-İslamizm yapmak. Bütün Müslümanları 300 milyonu bir araya getirip kolosal bir devlet kurmak. Hiç değilse coğrafyası muazzam bir devlet kurmak. Bir reçete de federatif bir devlet kurmak. Bulgarlara, Yunanlara, Sırplara, Araplara bağımsızlıklar vererek İstanbul'da bunların bir federasyon veya konfederasyonunu kurmak. Üç fikir bu. Kurtarıcı fikirler. Fakat bir tek adam tek başına bunlardan aykırı bir fikir düşünüyor. Hayat hakkı ancak milli bir Türk devletinde mevcut olabilir. Başka hepsi ütopyadır demiştir 1907'de. Dikkatinizi çekerim. Ve 1922'de 7'de kalemiyle söylediği şeyi kılıcıyla gerçekleştirmiştir. Evet. Bu sanırım ki dünya tarihinde bir faniye nasip olmuş zaferlerin en büyüğüdür. Evet. Efendim ben izin verirseniz yine biyografinize devam edeceğim özgeçmişinize. Sayın Sadi Irmak lise öğreniminden sonra bu anısını anlattığı Konya'daki anısını anlattığı öğreniminden sonra İstanbul'a geldi ve o sıralarda Cumhuriyet Hükümeti Avrupa'ya öğrenci göndermek için bir sınav açtı. Bu sınavı kazanarak Cumhuriyet Hükümeti'nin Avrupa'ya gönderdiği ilk öğrenci kafilesinde yer aldı. Berlin Üniversitesi'nde 6 yıllık tıp öğrenimini 4 yılda bitirerek yurda döndü. Ancak bu aceleciliği kendisine bir ün demeyelim bir at kazandırdı. Affınıza sığınarak söylemek istiyorum. Acul Sadi. Evet. Hakikat bu. Evet. Bundan sonra sırasıyla Ankara'da hükümet tabibi ve aynı zamanda Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmeni, 1933 yılında İstanbul Üniversitesi'nde doçent, 1940'da yine aynı üniversitede profesör, 1943'te politikaya giren Sayın Irmak, Konya Milletvekili ve Halk Evleri Yüksek Danışma Kurulu üyesi, 1945 yılında Çalışma Bakanı, İş ve İşçi Bulma Kurumu ve İşçi Sigortaları gibi önemli kuruluşların kurucusu, 1947 yılında Ziraat Vekili. 1950 yılında Sayın Irmak politikadan uzaklaşıyor ve bu süre içerisinde Münih Üniversitesi Fizyoloji Profesörü, daha sonra İstanbul Üniversitesi Fizyoloji Kürsüsü Müdürü. 1974 yılında tekrar politikaya dönüyor. Daha doğrusu dönüyor demeyelim, döndürülüyor. Çünkü o günün başbakanı, o günün reisi cumhuru, özür dilerim, Sayın Fahri Korutürk tarafından kontenjan senatörlüğüne bir süre sonra da başbakanlığa atanıyor. Sayın Irmak'ın 50'si mesleki olmak üzere 90 eseri var. Alman liyakat ve Göte nişanı sahibi. 1935-36 yılları Atatürk'ün yoğun bir şekilde dilin yenileşmesine çalıştığı yıllardır. Atatürk açı, üçgen, dörtgen gibi geometri sözcüklerini temen, yarbay, albay gibi askeri sözcükleri türettiği yıllarda İstanbul Üniversitesi'nin tıp fakültesinde genç bir doçent olan konuğumuz Sayın Irmak da tıp terimlerini Türkçeleştirmekle meşgul. Küreybat-ı Beyza, okumakta bile güçlük çekiyorum bugün. Küreybat-ı Beyza yerine ak yuvar, Küreybat-ı Hamra yerine de ak yuvar demekte. O günün günlük gazetelerinde de dil devrimiyle ilgili yazılar yazmakta.
Bu genç doçent Atatürk'ün dikkatini çekmekte gecikmedi ve bu yazıları nedeniyle ikinci kez Atatürk'ün huzuruna çıkma fırsatı buldu. Dinliyoruz efendim. Efendim size çok teşekkür ederim. Hayatımın en aziz anısını bir daha yaşamak fırsatını bana vermiş olduğunuz çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Buyurduğunuz gibi o dönemde Atatürk devrimlerinin bence en önemlisi olan kültürde millileşmek ve kültürde çağdaşlaşmak yolunda en önemli adımlarını atıyor. Milli bir devlet kurmuştu. Milliyet seviyesine gelmiş olan toplumların hepsi milli dillerine ve milli tarihlerine eğilmek zorunluluğunu duyarlar. Atatürk de bu zorunluluğun karşısında kendisini bulmuştur. Çünkü yeni devlet kayıtsız, şartsız, bağımsız ve milli bir devlettir. Artık bir hanedan devleti, bir imparatorluk değildi. Bu itibarla Türkçe'ye eğilmek hem politik bakımından, hem devrimlerin kökleşmesi bakımından, hem laikliğin ve fikir özgürlüğünün bir zorunluluğu olarak ortaya çıktı. Ve hepimiz Türkçe üzerine düşünmek zorunluluğunda kaldık. Bunu söylüyorum ve hatıra gelir ki canım efendim ana dil değil mi bu Türkçe dediğiniz? Nasıl olsa nesiller boyu bunun üzerine eğlenilmiştir. Bu yeni bir şey midir? Hayır. Kat'i olarak söylüyorum ki ulu atalarımız, pek çok ebedi eserler yaratmış olan atalarımız bir dile eğilmişlerdir. Fakat bu dil ana dilleri değildir. Size kesinlikle söyleyebilirim ki bugün dünyanın zengin dillerinden biri sayılan Arapça hemen hemen büyük Türk cephesiyle Türk bilginlerinin eseridir. Dille uğraşmışlar fakat din dili olan Arapçayı alabildiğini zenginleştirmişler ve Türkçeyi de alabildiğine imal etmişlerdir. Türkçe gittikçe küçülmüş, büzülmüş ve yaratıcılığını kaybetmiş. O hale gelmiş ki daha fenası Türkler artık Türkçenin yaratıcı bir dil olamayacağı inancına varmışlar kütle olarak. Ve bu boşluğu tabii Arapçadan, Farsçadan, biraz da son yıllarda Fransızcadan doldurmaya başlamışlar. Türkçeyi bize mekteplerde okuturken üç dilden mürekkep bir nesnedir diye başlardık ilk dersler. Yani Türkçenin ayrı bir kişiliği yokmuş gibi. Atatürk burada da en köklü devrimlerinden birisini yapmıştır ve demiştir ki Türkçe vardır. Bu Türkçe sevilecek bir dildir ve bu Türkçe imkanlarla doludur. En az Arapça, Farsça, Fransızca kadar genişleyebilir, doğurabilir, güçlenebilir. Şu halde hepimizi göreve çağırmıştır. Ben de kürsünde, kendi ölçümde, ondan aldığımız bu hızla çalışmaya başladım. Misal verdiniz, bu misalleri yüzlere çıkarmak kabil. Ben tıbbiye hoca olduğum zaman bütün terimler çocukların ağzı çenesi bozularak koyu bir Arapçayla, Arap'ın bile unuttuğu koyu Arapça kelimelerle yazılması mümkün olmayan, hele yeni harflerle yazılması asla mümkün olmayan terimler, binlerle, on binlerle bu terimler şimdi Arap üniversitelerinde okutulmaktadır. Türk'ün eseridir fakat başka bir millete, başka bir kültüre hizmet etmektedir. Onun için bizim kuşağımız tıp dili başta olarak bütün ilim dilini de Türkçeleştirmek zorunluluğunu duymuştur. Bu akşam ilk huzura çıktığım zaman güzel bir tesadüfle konunun da dil, tarih gibi Atatürk kültür devriminin konuları olduğunu minnetle, şükranla hissettim. Atatürk'ün huzurunda bulunmak biraz da her türlü imtihana hazır olmaktı. Sık sık iki hususiyeti vardı Atatürk toplantılarının. Birisi mutlak şekilde özgür bir tartışma atmosferinin kurulmasına çok dikkatliydi. Özgürce fikirlerimizi söylerdik. Hatta özgür olmayarak sırf nezaket icabı söylemek gerektiğinde de memnun kalmazdı. Bizi korrekt olmaya adeta manen zorlardı. İkincisi de konuların inisiyatifini elinde tutmaya da çok dikkat ederdi. Konuları
genişletmek için, yeni bir mevzuya geçmek için inisiyatifi elinde bulundurmaya çok dikkat ederdi. O akşam geniş ölçüde birçok mezunlarla beraber dil üzerinde durduk. Bana sualler yöneltti. Elimden geldiği kadar cevaplar verdim. Fakat bir defasında da tahtaya kalkar mısınız dedi. Bir de baktım tam benim arkamda bir kara tahta. Sonra öğrendim ki bu kara tahta daima Atatürk'ün huzurunda bulunuyor. Lütfen yazar mısınız dedi. Tebeşir elimde. Dikkatle dinliyorum. Deniz yazdım. Su yazdım. Tuz. Bu üç kelimeden Garp dillerinde evvela kaç cümle yapılabilir bir bakalım dedi. Ben başladım yazmaya. Fransızca, Almanca, İngilizce. İkişer üçer cümle yapılabiliyor. Gelelim dedi Türkçe. Bu üç kelimeden kaç cümle yapıyor? Hiç hayatımda böyle bir konuyla muhatap olmamıştım. Yazmaya başladım. Denizin suyu tuzludur. Baktım başkası da söyleyebilir. Tuzludur suyu denizin. Denizin tuzludur suyu. Baktık Türkçe'de altı cümle yapılabiliyor bu üç kelimeden. Batı dillerinde altı cümle yapılamıyor. Şimdi bir enteresan ve güç bir sual daha. Bu durum Türkçenin hayrına mıdır, şerrine midir? Bir an düşündüm ki efendim bu altı cümle vaka esasında aynı şeyi söylüyorlar ama ayrıntı farkları var. Küçük ayrıntılar var. Suyu denizin tuzludur dediğimiz zaman suyu ön plana alıyoruz. Tuzludur denizin suyu dediğimiz zaman tuz mefhumunu ön plana. Onun için bir nüans zenginliği gibi gelir bana dedim. Evet ama dedi bunun bir büyük sakıncası var. Deyince büsbütün şaşırdım ve doğrusu cevap bulamadım. Ve bekledim kendisi cevap versin. Kendisi dedi ki bu nüans zenginliği ne bahasına elde etmiştir Türkçe? Cümle içindeki kelimelerin yeri oynak kalmıştır. Deyince bir suale daha geçti. Niçin milletler arası antlaşmaların metni, orijinal metni Fransızca yazılır? Ve ihtilaf hukukunda Fransızca metin esas alınır. İtiraf ederim ki bunu hiç düşünmemiştim. Olsa olsa 19. asırda bilhassa Fransız hegemonyası, Fransızların kuvvetli bir devlet oluşu bunda hakim. Hayır dedi. Fransız dilinin bir özelliğidir bunu yapan. Fransız dilinde cümle içinde kelimelerin yeri sağlamdır ve metindir. Öyle ki aradan 50 senelik bir zaman geçtikten sonra dahi Fransızca bir metin okunduğu zaman değişik anlamlara gelemez. Bir antlaşmadan da bu beklenir dedi. Çok enteresan bir şey öğrenmiş oldum. Başka var herhalde efendim. Birçok hatıra var. Şüphe yok. Çünkü o gece huzurunda sabahladık ve konudan konuya geçtik. Bir tanesini daha hatırlatmak isterim. Bir vesileyle Trablus Garbe'deki mücadelelerine geçti. Ve Trablus Garbe'nin yiğit halkını çok övdü. Bu önemli bir şeydi. Adeta Trablus Garp mücahitlerinde bir Mehmetçiğin ruh haletini ve iki kavmin birbirine ruhça yakınlığını tebarüz ettirdi. Hatta bunlarınla mümkündür ki ırkça da bir yakınlığımız olsun. O kadar onları aziz tuttu. Bugün Libya ile dostluğumuz. Dostluğumuzun herhalde. Şey. Ve kadere bakınız. Başbakanlığa geldiğim gün bir Libya ile ilgili problemin karşısında kendimi buldum. Libya Başbakanı Türk Başbakanını ziyaret etmek istemiş. Daha evvel nasip olmamış. Bana bunu güzel kalem bir durum getirdiği zaman birdenbire Atatürk içimde. Derhal dedi. Derhal davetiye gönderin. En büyük seremoni neyse onu yapalım. Ve Sayın Calut dost devletin başbakanı olarak bana misafir geldi. Teferruatını bildiğiniz şekilde 15 gün benim misafirim olarak kaldı. Ümit ederim ki en güzel intibalarla memleketine dönmüştür. İki milletin gittikçe artan bir dozda kültür, ekonomi, politik alanda birbirine yaklaşmasını temenni ederim ve bu Atatürk'ün bir vasiyetidir bence. Bir şey daha ilave edeyim. Bizim tarihimizde de Atatürk'ün tarihinde de az bilinen bir nüans var. Efendim buna bir şey ilave etmek istiyorum. Herhalde Libyalı dostlarımız bunları çok fazlasıyla biliyorlar ki ben Libya kültür merkezine veya elçiliğine gittiğimde Atatürk ile Kaddafi'nin resimlerini yan yana görüyorum. Çok güzel bir şey. Evet. Güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Mühim olan nokta bu son zamanlarda Atatürk üzerine
100. sene dolayısıyla eserler hazırlarken dikkatimi bir daha çekti. Bu Libya dönemi Atatürk'ün hayatında çok mühim bir dönem. Evvela mahiyeti çok yiğitçe. Osmanlı Devleti İtalyanların blöfüne yenilerek harpsiz, müdafaasız ana vatan parçası olan Trablus'u teslim ediyor. Birkaç genç ateşin subay buna isyan ediyorlar. Başta Atatürk var. Vatan, ana vatan. Çünkü Trablus kalp bizim için hiçbir zaman sömürge olmamıştır. Ana vatandır. Ana vatan harpsiz, savunmasız teslim edilemez. Ordu gönderemiyor devlet, biz şahsen gideceğiz diyor. Atatürk başta ve gidiyorlar. Ve Trablus kalpte mücahitlerle hakikaten çok şerefli bir mücadele veriyorlar. Bu mücadele verilmesi esnasında Atatürk de ileride Anadolu'da yapacağı büyük devrimlerin bir nevi provasını yapmak fırsatını bulmuştur. Bir. İkincisi, Anadolu ihtilalinde yanında çalıştıracağı adamlardan mühim bir grubunu orada iyiden iyiye tanımak ve değerlerini takdir etmek fırsatını bulmuştur. Bu çok önemli bir şey bizim tarihimiz için. Evet, Atatürk'ün sofrada anlattığı Trablusgarp'la ilgili bir anısından söz ediyorduk. Evet. Ona devam edelim. Uzun bir şey yaptı, anlattı. O sırada da kendisi genç subay henüz rütbe bakımından fakat Mısır'la ve İstanbul'la bağlantı vazifesini görüyor. Mısır'a sık sık gelip geliyor fakat arkasında İngilizler var, takip ediyorlar yakalamak için. Bir gün bir yerde İngiliz bunu karşı karşıya geliyor. Bakıyor filan. Tanıyamadınız diyor. Aradığınız takip et. Mustafa Kemal işte benim. Gücünüz varsa tutuklayın bakalım. İngiliz'in el ayağı titriyor bu çıkış karşısında. Onu da o gece anlattı ki felakete teslim olmamak lazımdır. Evet. Kuvvetini her yerde göstermek, ruh gücünü her yerde göstermek lazımdır. Velhasıl aziz bir akşamdı. Akşamı doldurdu, sabahın altısına kadar sürdü. Ayrılırken de aman sabah olmasa da şu gece devam etse demişizdir. Evet. Efendim ben kitabınızda bu anılardan İbn Sina ile ilgili bir anı okumuştum. Herhalde şu anda hatırlayamadınız. Hatırladım. Bunu anlatmanızı rica edeceğim. O akşam değildir yalnız o. Evet. Başka bir vesileyle beni Dolmabahçe Sarayı'na emretmiş. Gittik. Rahmetli Şemsettin Altay var. Daha tarihle uğraşanlar var. Emir vermiş ki Türk Tarih Kurumu'na İbn Sina'nın 1000. senesi muhteşem şekilde kutlansın. Bu bir Türk büyüğüdür. Hani bunun önemi şuradadır ki Atatürk bazı vicdansızlar geçmişle bağlarımızı kopardı gibi bir insafsız bir hüküm verirler. Hayır, aksine hakiki Türk geçmişiyle olan bağlarımızı perçinletmiştir. İbn Sina üzerine büyük bir eser yazılmasını emretti. Bu esere ne girmelidir? Tabii biyografisi girmeli, eserlerinin listesi girmeli dendi. Sıra bana gelince, paşam dedim, bu eser öyle bir eser olmalı ki bizim en büyük ilim adamlarımızdan birisidir. Dünya içinde bir mana taşımalı. Başka dillere de tercüme edilebilmeli ve onlara da yeni bir şey verebilmeli. Bu ancak şöyle olabilir. Eğer imkanını bulursak, İbn Sina'nın yalnız hayatını, eserlerini falan değil, fakat aynı zamanda tıp ilmine yaptığı orijinal katkıları bulup ortaya koyalım diyor. Birdenbire beklemediğim bir taze. Bunu da sen yaparsın demez mi? Kendi elimle ne kadar güç bir vazifeyi yüklendiğimin o anda farkına vardım. Fakat Atatürk emretmişti. Güç fakat şerefli. Şerefli. Canla başla çalıştım. Sanırım ki bugün elde kalın bir kitap halinde bulunan İbn Sina kitabının önemli bir bölümüdür. İbn Sina'nın Tıbbi Buluşları ismiyle bulursunuz. Yani. Evet. Efendim çeşitli nedenlerle televizyonda bazı anılarınızı anlatmıştınız. Behçet evet. Kemal'le ilgili bir anınız vardı. Onu şimdi geçelim çünkü daha evet. önemli konular var. Evet. Ben biraz değişik bir tarz anılardan daha değişik anıdan daha farklı bir şey sormak istiyorum. Son yıllarda duyuyoruz gerçek Atatürkçü, gardırop Atatürkçüsü, hatta sahte Atatürkçü diye. Nedense bazı dönemlerde gerçekten Atatürkçülüğü kendisine paravana yapan insanlar çıkıyor. Bunları birbirinden nasıl ayırt edebileceğiz? Yani gerçek bir Atatürkçünün nitelikleri nelerdir? Atatürkçü görünen, belki çıkarı için Atatürkçü görünen bir kişinin yanında gerçek Atatürkçüyü nasıl fark edebileceğiz? Bu enteresan sorunuz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Beni de uzun zaman
düşündürmüş olan bir konudur bu. Aslında hemen söyleyelim ki bir tane Atatürk'lük vardır. Ve bunun çok kesin kriterleri vardır. Evvela şuraya işaret etmeliyim. Atatürk ve Atatürkçülük, Atatürk fikri ki ben ona ideoloji demiyorum, dünya görüşü diyorum. İdeolojide bence katı olan bir taraf var. Atatürk'ün dünya görüşü ise gelişmeye elverişli, kapalı bir sistem değil. Açık yorumlara elverişli bir sistem. Onun için ideolojilerden biraz ayrılır. Dünya görüşü demek doğrudur. Bu dünya görüşünün ana dayandığı şeyler vardır, esaslar vardır. Evvela bu dünya görüşü bir ilericiliği ihtiva eder. Şu halde, çağdaşlıktan geriye çekmeye yönelik olan her şey Atatürkçülüğün karşısındadır. Çağdaş düzeye getirmeye uğraşan, hatta onu geçmeye uğraşan bütün emekler Atatürkçülüktür. Bu ilericilik mefhumu içerisinde başlıca üç noktaya da kısa işaretler koymak isterim. Evvela Atatürkçülük bir milliyetçiliktir. Milliyetçilik bize Atatürk'ün getirdiği yeni anlamda milliyetçilik, toprağımızla, vatanımızla bölünmez bir bütün oluşumuz ve bu bütünün bölünmezliği uğrunda her şeye, hayatımızı riske etmeye hazır olmamızdır. Bu milliyetçilik aynı zamanda insani milliyetçiliktir. Çünkü kendi milletimiz için dilediğimiz her şeyi başka milletlere de layık görüyoruz. Başka milletlerin haklarına saygılı oluyoruz. Bunun için Atatürk milliyetçiliği dünya barışına en büyük hizmettir. Fiili bir hizmettir. Her millet Türk Atatürkçülüğü gibi bir Atatürkçülüğe sarılsa dünyada harp olmaz. Bütün harpler başka milletlerin meşru haklarına saldırıdan gelmektedir. Bu saldırı kalkarsa yeryüzünden harpler de olmaz. Bunun ilacını Atatürk dünyaya göstermiştir. Onun için Türk topraklarını ve Türk ulusunu bölücü olan hareketler Atatürkçülüğün tam zıttıdır. Bunlarla mücadele etmek. Boşuna bunlar Atatürkçüyüz demesinler. Demesinler kat'i söyledi. Efendim şu noktaya çok çok ağırlığımı koymak isterim. Türk milleti, Türk milliyeti, Türk toprağı sadece bir miras olarak veya Atatürk'ün bir işaretiyle veya sadece Misak-ı Milli'de böyle çizildiği için teşekkür etmemiştir. Gariptir. Dünyada o tek milletiz ki biz. Kuruluşumuzu bir plebisite borçluyuz. Bir plebisit yapılmıştır ve o plebisite kim Türk kendini Türkiye'ye mensup hissediyor, kim etmiyor belli olmuştur. Bu milli mücadeledir. Milli mücadeleye katılmak için Atatürk kimseyi zorlamamıştır. Açık bir şey. Fakat bugünkü haritamızın içinde bulunan İstanbul, Edirne'den Hakkari'ye, Konya'dan Kars'a kadar olan vatandaşlarımız birbirinden asla geri kalmayacak şekilde milli mücadeleye canla, malla, kanla bedel ödemişlerdir. Bu en güzel bir plebisittir. Türk toplumunda mensup olduklarının şuurunu gösterir ve bu toplumda ebediyen kalmak istediklerinin en kesin vasıtasıdır. Kanlarını dökmüşlerdir, mallarını dökmüşlerdir bu toplumda. Bu bir plebisit değil de nedir bu? Plebisitlerin de en kesinidir zannediyorum. Onun için bölücülük bizde hem de ahlaksızlıktır ve Türk milletin çabalarına yalnız şerefine değil çabalarına da bir isyan mahiyetindedir. Buna kimsenin hakkı yoktur. Onun karşısında Atatürk her türlü ırkı, dini gibi faktörlere bağlı milliyet anlayışından bizi öteye götürmüştür. Kader ve kültür birliğini ölçü olarak almıştır. Ve Türk milletini teşkil eden herkes Türktür. Böyle bir geniş milliyet anlayışından bölünmelere gitmek için de hiçbir makul ve ahlaki sebep yoktur. Evet, şimdi böyle bir bunun aksine gidiş Atatürkçülüğe ihanettir tabii. Evet. Nihayet bir şeye daha işaret edeyim. Evet. Bir Atatürk devletçiliği vardır. Bu zannediyorum ki yanlış demeyeyim ama eksik anlatılıyor. Sadece geri kalmış bir memleketin ekonomisini kalkındırmak için devletle halkın işbirliği gibi anlatılıyor. Bu eksik bir anlayış. Bu da var şüphe yok. Fakat asıl Atatürk devletçiliği ekonomiyi sosyal adaleti gerçekleştirmenin bir aracı yapmaktır. Evet kalkınmak için birçok şeyler yapılmıştır. Fakat bunlar da esas gaye sosyal devleti kurmak, sosyal adaleti geliştirmektir. Biliyorsunuz sosyal adaleti geliştirme yolunda birçok yollar denemiştir insanlık. Bunlardan bir tanesi sınıfları
kavgaya terk etmek. Altta kalanın canı çıksın. Güçlü olan sınıf devleti kurmak. Sınıf mücadelesine imkanlar hazırlık. Hatta yakına kadar Avrupa'da da hürriyet deyince sınıf mücadelesi hürriyeti. Atatürk bunun çok ötesinde ve çok insani bir çaresini daha bulmuştur. Kimsenin aklına gelmeyen bir çaresini. Hayır. Sınıf mücadelesinin maksadı nedir? Adaleti yerleştirmenin başka bir çaresi var. Bu da devleti vazifelendirmek. Yani sınıf mücadelesini lüzumsuz hale getirmek. Kendiliğinden devlet tarafından gerçekleştirilen bir sosyal adalet. Atatürk devletçiliği işte budur. Bu dünyada yenidir. Ebediyen buna sıkı sarılmalıyız. Sarıldıkça bizim sosyal bünyemiz sağlamlaşır. Nihayet biliyorsunuz laiklik var. Laiklik sadece bazıların bence tefsiri yanlış değil ama eksik. Din dünya işlerini ayırtmak değil. Beynin özgürlüğünü her türlü imkanla sağlamaktır. İşte bunlara yatkın olan fikirler Atatürkçülüktür. Bunlara karşı çıkmaya yeltenenler anti Atatürk'tür. Ve haksızdır ve geridir, gericiliktir. Evet. Bütün bunları bir yana bırakıp sadece Atatürkçüyüm demekle Atatürkçü olabileceğini sanalar. Efendim evet. İzin verirseniz ben kitabınızdan Atatürk'ten Anılar adlı kitabınızdan bir bölüm okumak istiyorum. Görevimizi tam yaptık mı? Uzun yıllar birçok fakültelerde devrim tarihi yani onu okutmuş olmama ve onun üzerine bir hayli de eser vermiş olmama rağmen ben bu alanda görevimi tam olarak yaptım iddiasında değilim. Daha acısı yalnız kendimin değil mensup olduğum kuşağın da bu görevi gereği gibi yapmış olduğuna inanmıyorum. Şu nedenle ki eğer bizim kuşak yeni nesillere onu gereği gibi anlatmış ve aşılamış olsaydık, Türk çocukları bugünkü gibi ideolojik düşman kamplara bölünüp birbirlerini kıyasıya öldürürler miydi? Eğer onu gereği gibi tanıtsaydık, Kemalizm gibi kurtarıcı, ilerici, birleştirici ve yüceltici bir ilke dururken, çocuklarımız batıdan veya doğudan rejim aramaya kalkışırlar mıydı? Eğer onu gereği gibi anlatabilseydik, bize özgürlüğü ve bağımsızlığı tattırmış olan o yüce adama gardırop devrimcisi, burjuva revizyonisti veya kapitalist yetiştiricisi diyebilecek bir tek Türk çıkar mıydı? Biz onun laikliğini İslamiyet'e yapılmış en büyük hizmet olarak anlatabilseydik, Müslüman Türk çocuklarından bir teki ortaya çıkıp ona din tahripçisi diyebilir miydi? Eğer biz onun yarı sömürge ve bir açık pazar olan memleketimizde ilk defa olarak milli ekonomi mefhumunu getirmiş olduğunu anlatabilseydik ve onun devletçiliğini nakledebilseydik, kapitalizme ve komünizme kayanlar ortaya çıkabilir miydi? Bütün bu sebeplerle bu anı serisini şu cümleyle bitiriyorum. Tarih yazan bizler, tarih yapan onu gereği gibi anlayıp anlatabilmek için çok çok daha fazla çalışmak zorundayız. Efendim bu büyük bir itiraf, itiraftan da öte kendini suçlama ve burada büyük bir gerçekçilik var. Ama biz Atatürk'ü tanıtamayanların yanına sizi koymak istemiyoruz. Çünkü bu itirafınızda o kişilerden olmadığınız anlaşılıyor. Benim sormak istediğim şu. Aşırı övgü ve sevgi bilimsel yaklaşımları tekrar diyeyim izin verirseniz. Aşırı övgü ve sevgi bilimsel yaklaşımların düşmanıdır diyor bir filozof diyelim. Doğru bir yazar. Söylüyor. Doğru söylüyor. Ben toparlayamadım henüz cümleyi görmeden. Bu aşırı sevgi ve övgüyle, duygusallıkla Atatürk sevgisini, Atatürkçülüğü, Kemalist ideolojiyi yaşatmak mümkün müdür? Hayır. Evet. Kesinlikle hayır. Maalesef başarısızlığımızın önemli sebeplerinden bir tanesi de Atatürk konusunu çok defa duygularımızla ele alışımızdır. Elbette Atatürk en büyük Türk olarak kalbimizde yaşamaktadır ve ebedi yaşayacaktır. Yalnız en büyük Türk değil, 20. asra damgasını basan adam olarak elbette böyle bir şahsiyete çok şey borçluyuz ve minnet borçluyuz ve elbette onu çok çok seviyoruz. Ama Atatürk konusunu işlemek için objektif ve ilmi temellere dayanmak zorunluluğu vardır. Onun için ona ait olan her şeyden evvel bütün belgelerin içli ve dışta mevcut bütün belgelerin evvela toplanması zorunluluğu vardır. Ve araştırmalar yapılması zorunluluğu vardır. Ancak birçok cephelerden bu araştırmalar yapıldıktan sonradır ki sentez karakterinde Atatürk eserlerine ulaşabileceğiz. Bunu temenni ediyorum.
Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Ben başka ilave edeceğiniz bir şey var mı kısaca? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bu mevzu ebedi bir mevzudur. Evet. Sayın seyirciler, Atatürk'ten Anılar programımızda eski başbakanlarımızdan Ordinarius Profesör Doktor Sayın Sadık Irmak'ın anılarını dinlediniz. Gelecek hafta bir başka anıda buluşuncaya dek hoşça kalın.